Sen benim iyi olmamı gerçekten istiyor musun? Hem de her şeyden daha çok. Git o zaman. Bu ne toprak? Sana anlatmaya çalışmıştım ama dinlemedin beni. Bunu nasıl yaparsın ya? Ben senin için bu kadar endişelenirken senin tek derdin nasıl boşanmak olabiliyor? Çınar, sen söylemedin mi başkaları için iyilik yapmalısın diye? Ben de buna henüz doğmamış ve hiçbir günü almayan bebekten başlayayım istedim. Ona hak ettiği aileyi, babayı, yuvayı vermekten daha büyük bir iyilik olabilir mi sence? Yapma bunu Toprak. Zorlu olmaz ki bazı şeyler. Toprak, ben sana bu kadar aşıkken, seni bu kadar seviyorken başkasıyla evlenemem. Ben senden başka bir aile, başka bir yuva kurmak istemiyorum. Elbette o benim çocuğum. Büyümesi için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ona bir yuva kuracağım. Ama asla eşimle evlenmeyeceğim. Yalvarırım Toprak. Bunu bana yapma. Yalvarırım, yaşatma bunu bana. Nasıl sen bana bunu yaşatmışlar? Yüzünü çevirme Toprak. Gözlerime bak. Gözlerimin içine bak. Seni seviyorum. Seni bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Olur yapma bana bunu. Yalvarıyorum, olur bırakma beni, ne olur. Benim için kolay mı zannediyorsun? Sana bu kadar çok aşıkken arkamı dönüp gitmek kolay mı? Gitme o zaman. Yapamam. Bak ablama, yanlış bir aşkın peşinde koşarken kaybolup ben aynı hatayı yapamam, yapmayacağım da. Peki birbirimizi bu kadar çok seviyorken, bu kadar aşıkken nasıl ayrı kalacağız Toprak, ha? Nasıl katlanacağız buna? Sen benim iyi olmamı gerçekten istiyor musun? Hem de her şeyden daha çok. Git o zaman. Sana yalvarıyorum, git. Gerçekten gitmemi mi istiyorsun? En azından vicdanım rahat edecek. Git lütfen. Bırak.
Böylesi daha mı iyi olacak Toprak ha? Buna mı inanıyorsun? Hoş geldin anne. Asıl siz hoş geldiniz. Toprak içeride mi? İçeride anne. Yatıyor biraz dinleniyor. Nasıl? Daha iyice mi? İyi anne. Daha iyi olacak sanırım. Ben de elimden ne geliyorsa yapacağım. Tabii oğlum. Emek verilen her şey güzel olur. Şunlara baksana. Yavrum, sen de bu inanç, bu sabır oldukça her bir şey yoluna girecektir. Hiç merak etme kuzum benim. İnşallah. Şekerim. Baksana anne. Karnım büyümüş değil mi? Daha dur bakalım. Birkaç ay sonra ayaklarını bile göremeyeceksin. Ay, bir an önce o zaman gelse de doğsa bebeğim. Merak etme. O zaman da gelir. Okan'ı aramışsın. Evet. Toprak gerçekten Çınar'ı bırakmaya kararlı mı? Vallahi
kız bence bir çocuğu babasız bırakamayacak kadar vicdanlı. En başından beri öyle olması gerekiyordu zaten. Tabii bir de kızın hayatını kurtardın. Bedelini evliliğiyle ödeyecek, öyle mi Cicim? Nasıl istersen öyle düşün Zümrüt Sultan. Beni sonuç ilgilendiriyor. Yarın ya da daha sonraki gün zaten Çınar da öğrenir davayı. Sonunda da ayrıldıklarında Çınar'ın hayatında sadece ben ve bebeğim kalır. Beklentilerini biraz küçültsen iyi olur. Çünkü işin çok zor olacak. Çınar kolay kolay topraktan vazgeçmeyecek. Kolay ya da zor. Ben de vazgeçmeyeceğim. Bilirsin, pes etmek pek tarzım değil. Bilmez miyim? Sen Zümrüt Taşkıran'ın kızısın değil mi? Ama uyarmak da benim görevim. Mersi. Peki. Ben işe gidiyorum hayatım. Bu Çınar'a odaklanmaktan vazgeçsen iyi olur. Artık işinle ilgilen sen de. Biliyorsun koskoca bir tekstil şirketim var değil mi? Reyhan orada ya. Ne gerek var bana? Yapması gereken her şeyi yapıyordur zaten. Ay bu sıralar ona da bir şeyler oldu. Odasına kapanıp duruyor. O yüzden sen ilgilen lütfen. Hadi görüşürüz. Eşim nerede? Odasında mı? Odasındaydı efendim. Çınar, bu ne hoş sürpriz. Seninle konuşacaklarım var. Tamam, gel odama gidelim. Gel, burada konuşalım. Ne oluyor Çınar? Dün bana teşekkür ediyordun. Ne şimdi bu tavrın? Ben de aynı şeyi sana sormaya geldim. Tam Yeşim beni anladı. Bir daha sorun çıkarmayacak deyip hakkında iyi şeyler düşünmeye başlamışken şu yaptıklarına bak. Gene ne yapmışım? Yoruldum artık Yeşim. Sıkıldım yaptıklarından, sorun çıkarmandan yoruldum. Ne zaman anlayacaksın? Seninle aramda bir şey olmayacak. Tabii karnımda bebeğini taşırken böyle bir şey düşünmek zor oluyor biraz. Sen de bunu gazetelerle, dergilerle, cümle aleme duyurup kendine umut yaratmaya çalışıyorsun, öyle mi? Ne yapsaydım Çınar? Bana soru sordular, ben de cevapladım. Yalan mı söyleseydim? Hayır. Ama doğruyu da söylemiyorsun. Yeşim, bu bebek bizim aşkımızın meyvesi falan değil. Sakın Çınar. Sakın bunun bir hata olduğunu söyleme tekrar. Gene başa dönmeyelim. Sayende geçmişi arkamızda bırakıp ilerleyemiyoruz da. Ben evliyim Yeşim. Bu yaptığında beni mi rezil ediyorsun? Yoksa kendini mi zor duruma düşürüyorsun ha? Ben her türlü zorluğa karşı gelirim Çınar. Kimseden ne korkuyorum ne de saklayacak bir şeyim var. Her gün bir huzursuzluk, her gün bir vukuat. İnan ki bu eve gelirken ayaklarım geri geri gidiyor artık. Al benden de o kadar abi. Herkesin türlü türlü derdi var. Dur bakalım Reyhan. Biz geldik gidiyoruz. Sen daha ömrünün baharındasın. Kocanla muhabbetin güzel, çocukların sağlıklı. Sen de şikayet edersen isyana girer bu. Anla artık Yeşim. Toprak hayatımda olsun ya da olmasın seninle bir araya gelmeyeceğiz. Saçmalama Çınar. Bizim bir bebeğimiz var. Baksana. Sen bana kızdın diye nasıl huzursuz oldu? Tekme atıyor. Yapma Yeşim. Bebeği bana karşı kullanma. Ben sadece yok etmeye çalıştığın şeyleri hatırlatmaya çalışıyorum sana. Aramızda tek bir gerçek var Yeşim. O da bu çocuğun babasının ben olduğum. Onun haricinde sen benim hiçbir şeyim değilsin. Anlıyor musun? Hiçbir şeyim değilsin. Yeter. Bu konu sizi ilgilendirmez Necip Bey. Rica ederim karışmayın. Aksine, ilgilendirdiği için buradayım.
Hamile bir kadına böyle davranmak sana yakışmıyor Çınar. Üstelik o senin oğlun. Benim de torunum. Kardeş, burası Çengelköy mü? Yok abla, Taksim burası. Madem, niye beni burada indirdin yavrum? Ben Çengelköy'de ineceğim dedim sana. Abla, burası son durak. Az ileriden otobüse ya da dolmuşa binip öyle geçeceksiniz karşıya. Karşıya mı? Nasıl karşıya? Siz sorun birisini, onlar sizi yönlendirirler. Hay Allah'ım ya. Bu konuda bana akıl verecek son bir kişi var. O da sizsiniz Necip Bey. Rica ederim karışmayın. Efendim Şeref anne. Ben İstanbul'a geldim. Evi bulurum sandım ama beceremedim be çocuğum. Şimdi neredesin anne? Taksim'deyim. Tamam o zaman, sen orada bekle, ben hemen geliyorum, tamam mı? Çınar. Sen. Ne adımı söyle. Ne adımın önüne bir sıfat ekle. İstersen beni yok say. Ama benim düştüğüm hataya düşme oğlum. Bana kızdığın şeyleri kendi evladını da yaşatma. İnsanın en değerli varlığı evladıdır. Kendi canını, kanını taşıyan o günahsızı babasız, sahipsiz bırakma. Sev. Sar onu. Bu hayatta onun en güvendiği adam olmaya çalış. Neler yaşanırsa yaşansın. Nasıl meşakkatlerle cebelleşirsen cebelleş. Ama bu güveni koru. Herkese sırtını dön. Ama evladına sırtını dönme oğlum. Şimdi ona sırtını dönersen büyüdüğünde o da sana aynını yapacaktır. İşte o vakit yaşarken ölmenin ne demek olduğunu anlarsın. Bu konuyla kastettiklerinizi birbirine karıştırmayın Necip Bey. Böyle süslü laflarla içimi acıtacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Sebeple eşim. İlk defa benim arkamda durdunuz. Çok işe yaramadı ama anlaşılan sizi de silmiş.
daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.